Gözler iletişimde %87 önemli. Unutmayın, bakın ben omzumla sizinle iletişim kurmuyorum. Göz teması çok önemli. Gözünü yönetemeyenin gözünü yönetirler. İşte bir şirketlerde göz eğitimine 6 ay, evet gerçekten önemli. Nasıl baktığınız çok önemli. Bakış sanatı. Ve sevgili arkadaşlar, şöyle bir müsaadenizle ayağa kalkar mısınız? Lütfen hepiniz şöyle. Bakın normalde evet, bu. Ne güzel. Ücretli. Kalktınız. Ondan sonra. Ücretsiz seans. Ne vallahi oldu? Ücretsiz seans yapıyor. Kalkamadınız hocam. Mı? Kalkamadınız mı? Teyze sallanıyor. Niye kalkamadın olsun, sen? Şu taraf. Getirmişin evet, yanında bravo. Dolmaları. Gelin şöyle yürekten şöyle bir 10 saniye birbirinize bir sarılın. Tutun bakayım şöyle bir. Evet 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 sarılın. Oo, gençler evet, iyisiniz evet, hadi. Evet, oh, evet, güzel evet, kızın evet, yanına evet, düşmüş. Evet evet evet. Herkes yanındakine. Sarılın. Evet. Mesela evet. Bu sarılmayı kabul etmiyorum. Çünkü lütfen sarıldı. Olmaz bunlar öyle. Ön yargılı oldular. Yavrum kucaklasana. Süleyman'ın... Çıtır kız düşmüş yanına. Öyle sarılır mı? Fırsat evet, bu evet. Fırsat. Yürekten bir sarılın şöyle. Evet yürekten bir sarılın. Hatta evet 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 evet. Yürek, çok güzel. Evet ha, çok güzel bravo. Ha. Şimdi siz beyefendiyi alıyorum buraya. Gelin gelin lütfen. 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 Evet. Bu arada evet. Topluluk karşısında konuşmak ölüm korkusundan sonra geliyor. Aa, yani o derece korkuyor mu insanlar? Kaç kişi işte sizler de bilirsiniz ki ilk çıktığınız yılları işte binlerce kişi. Bunlar üniversitelerde okutulmuyor. Yeni yeni moda olarak okutuluyor. Tabii. Burada nefes sistemiyle biz bunları çözüyoruz. Birçok belediye başkanı, üst düzey yöneticiler, bürokratlar bu dersi alıyor. Şimdi buraya çıktın değil mi? Atıyor mu kalbin? Gel sana yürekten bir sarılayım. Sen öyle masum oturuyordun. Kimse sana sarılmadı. Tamam, sarılmak için önce bir gözümüze bakacağız. Evet. Çok önemli. Sarılalım. Evet. Evet, evet. Şu. İşte. Çok basit bir detay gibi gözükse de şurada bir alanımız var ki insan sevdiğine, kardeşine, eşine yürekten sarıl. Bak sen gözün sulandı. Duygulandın evet. mı gerçekten ya? Evet. Duygusal bir adamsın değil mi? Öyle. Allah Allah. Bak görüyor musun? Bak bir de zoalanem bak bak böyle bir duygulandı adam ya. Vallahi bile. Şimdi i̇şte ben bu sarılırım sarılmak... ama yanlış anlaşılır. Onun için ben sarılayım. Peki yani sarılmak. Bir de beyefendiyi alkışlar mısınız şöyle? Evet, evet güzel. Soruyorum. Sordum. En son ne zaman alkışlandın? İsim neydi? Şenol. Ha Şenol. Çok güzel. En son ne zaman alkışlandın? 1-2 sene oluyor herhalde. En azından bir kere hiç alkışlanmayanlar var. Peki şunu söyleyeceğim. İşte şimdi Şenol Bey'e şunu söyleyin. Evde çocuklarımıza da bunu yaptıralım. Çok önemli bir çalışmadır. Geldiğinde eşinize, çocuğa, herkese yaptırabilirsiniz. Sevdiğinizi karşınıza alın. Onu ifade edin. Deyin ki Şenol hep beraber grup. Şenol seni çok seviyoruz deyin. Kapat gözünü Şenol'cum. Evet. 2-3. Şey bu arada ne oldu? Şöyle söylediniz işte. Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğimiz önemli ya. Ne yaptınız? Şenol seni çok seviyor. Sevsen de olur, sevmesen de olur. Evet. Ilık bir ses tonuyla. Öyle sevgi güzel. Olmaz olsun hocam. Evet değil mi? Hocam evet, öyle evet. olmaz. Biz de böyle söyleyelim mi? Şuradan istedin ya. Evet. Biz de böyle söyleyelim mi Şenol Bey? Evet, evet. Biz de söyleyelim. Valla evet. siz hep zaten katılıyorsunuz. Yine de o sinerjinizi evet, yansıtabilir. 2, 3 yavaşça. Şenol seni çok seviyoruz. Bir moral akşı verelim Şenol'a. Evet. Şenol nasıl şey, bir sevgi cümlesini duyman hoşuna gitti mi? Teşekkür ettim bütün seyirci. Ha bu arada sizlerden de teşekkür ettim. Bak şimdi evet. adam konuşmaya başladı enerjiyi alınca. Dikkat edin. Hayat bir kere şunu da bilmeliyiz ki bir insan sevgili arkadaşlar ailede çeyrekse dışarıda bir numarada olsa kendini çeyrek hisseder. O yüzden iyi aile kurmak en zor işlerden bir tanesi de aile. İnsan devlet kurar, genel müdür olur, şu olur, bu olur. Aile kolay bir iş değil. Bu arada sevgili arkadaşlar, hayat yolunda gidiyorsunuz. Az sonra bunu, şimdi çoğumuzun iş hayatı, özel hayatı var vesaire var. Hayat yolunda giderken işte böyle bir hengamedir, koşturuyoruz ama bir gün sandalyemiz benim ayağımı tuttuğu gibi romantik sizi yere indirmez. Hayat bazen böyle bir gün iyisiyle kötüsüyle bir gün sizi tak diye atar. Aslında hayat bir de size bir çelme takar, uçurumun kenarına doğru gidersiniz, sallar sizi.
Fakat buradan nasıl kalkılır? İyi bir soru mu? Evet. Burası çok önemli. Evet, buradan nasıl kalkılır? Birçok kişi, ben hep sonlarda terapilerde görüştüğüm için iyi günde sevgiler saygılardır herkes. Ama düşüşte ne yapacağız? Düşüşte çok şey vardır. O yüzden az sonra ona değineceğim. Ve sevgili arkadaşlar, özellikle sizlere tavsiyem şu. Çok önemli sevgili Türkiye, buradaki değerli konuklar ve özel insanlar, program özel insanları. Sağ olun. Şunu söylemek istiyorum. Bir kere terapilerde sık göğüs kanseri kadınlarda, bugün kadınlarımız olduğu için değiniyorum. Neden göğüs kanseri oluyor? İşte özel hayatınızda size şifreyi veriyorum. Çok çok önemli. Size özel hayatınızda diyorum, iş hayatında değil. İş hayatı ilmi siyasettir, asla unutmayın. Özel hayatınızda size negatif enerji veren, kalbinizi ağrıtan, kan grubunuzu değiştiren insanlardan, huzursuz olduğunuz insanları %95 mutlaka ve mutlaka, bakın elime, çaktırmadan, sessiz ve derinden artık hayatınızdan dış çıkaracağız. Dış yapıyoruz, bravo. Peki. Şenol Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ya, Hakan hocamı biraz dinlendirelim. Bir sarılalım lütfen. Gel. Ben sizi çok sevdim. Evet. Ben hepinizi... Evet. Sağ olun. Olay evet. Bu. Olay evet. Bu. Sevgimizi göstereceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi ki varsınız. Ayağınıza sağ olun. Hakan hocam sizi biraz dinlendirirken... Enerji almaya karar verdim. Enerji mi? Biz de bari. Sarılmayın. Bak sizi gören bütün beyler şimdi enerji vermeye bütün stüdyodaki erkekler gelecek. Sarılma. Ay çok seviyoruz biz birbirimizi.